Ay ay ay, hoş geldiniz yahu. Siz nereden çıktınız acaba ama? İyi ki geldiniz tabii. Vallahi yengeciğim, aslında dayın gelmiyordu. Ben zorla getirdim. Sağ ol, çok küs. Hay Allah'ım yarabbim. Yahu bana niye küs? Dayı, ben sana ne yaptım? Tavuğuna kış kış mı dedim ya? Yani dağdaki kurdunu mu öldürdüm? Ben sana ne yaptım? Ya hala ne yaptın diyor ha. Hala ne yaptın diyor ya. Düğününe bizi çağırmadın. Ben senin düğünün için 4 tane yeni mendil, 8 çeşit de yeni halay öğrenmiştim. Hepsi kursağımda kaldı. Ben takım elbisemi giyecektim, böyle parlak parlak mehtap yengeni koluma takacaktım. Oralarda böyle gezecektim, çocuklar dolaşacaktı. Ben bir tekme vuracaktım çocuklara. Ondan sonra anası babası gelecekti, onlara da 2 tane tokat atacaktım. Ondan sonra millet içecekti, balkondan apır sapır dökülecekti, onları alıp ambulansa koyacaktım. Davulcu arıza çıkaracaktı, ben istek parça çalmıyorum diyecektim. Sen niye çalmıyorsun istek parça? Onların hepsine para koyacaktım, ondan sonra o böyle bidi bidi çalacaktı. Dımbıdı dımbıdı çalacaktı. Nasıl bir para veriyorsan davulu üfleyerek çalıyor. Acayip, acayip. Ama biraz da pozitif tarafları için bu güzel. Yani evet. Ama mesela dans pistindeki çocuğa niye vuruyor? Ne arıyor orada? Bana ne kızıyorsun? Ha pardon. O da Aziz abi, bunları, en uyuz olduğum şey ya. Ne o en uyuz olduğun? Tam millet bahsediyor. Böyle dans ediyor, aradan fıyt çocuk geçiyor. Ama çocuklara sevgimiz... Ben çocukları çok seviyorum. Evet. O yüzden de... Dans pistindekileri seviyorum. Ama o da çocuk. Şimdi öyle o yüzden... çocuk mu? Şimdi yapma yapma. Bir de annesi babası geldiğinde de güzel ikaze. Tamam. Oradan alalım. Yani örnek olabilmek için daha ılımlı ol yani. O dans pistindeki çocuklara daha ılımlı yolla pistten. Tamam. Annesi babası gelince onları daha İnsan iyi uyar. Davulcuya daha iyi davran. Davulcuya zurna çaldırmayayım. Mesela zorlama adamı. Tamam. Yani niye ben senin tavuğuna kış mı dedim dayı? Hangi dağda kurdunu öldürdüm ya? Ya hala ne yaptın diyor ya. Hala tavuğunu mu öldürdüm, horozunu mu kış dedim. Böyle iş mi olur ya? Kızım bizi düğününe çağırmadın. Of. Ben senin düğünün için gittim 4 tane yeni mendil aldım. 8 çeşit yeni halay öğrendim. Hepsi kursağımda kaldı ya. Ben takım elbisemi giyecektim. Böyle parlak parlak mehtap yengeni koluma takacaktım. Gelecektim sizin orada böyle dans pistinde çocuklar koşturacaktı diyecektim. Çocuklar. Burada çok dolaşmayın çocuğum. Hadi yavrum diyecektim. Annesi gelecekti. Dayı sen bizim çocuğumuza mı kızdın? Kızım diyecektim. Bu alanı terk ediyoruz. Ondan sonra davulcu davul çalmayacak, istek çalmayacaktı. Ben diyecektim. Sana bağırırım çocuğum diyecektim. Ama kızmayacağım tabii ona. O zurnayı bırak davulu al diyecektim. Cebine para koyacaktım. Çal ulan diyecektim. O çalacaktı. Ondan sonra sanatçı çıkacaktı. Bizim gelin arabasının önünü keseceklerdi. Ben onlara boş zarf verecektim. Arada 1-2 tanesine para koyacaktım tabii. Öyle geçiştirecektim onları. Ondan sonra o içip içip millet sarhoş olup balkondan düşecek gibi olurken... ben koşup enselerinde tutup geri çekecektim. Ondan sonra ambulansla uğraşmayacaktık. Ama çağırmadınız bizi Mehtap. Çılgınlık bu. Yetercim, dayın hep başkalarının düğün kasetlerini izledi ağladı adamcağız. Evet. Senin düğününün boşluğunu başka düğünlerle doldurmaya çalıştım. Hatta dün gece hiç tanımadığım bir gelinin düğününde sırf sana benziyor diye usulca sokulup... usulca sokulup halay çektim. Ya adam bir görsen yani nikah şekerlerine sardı o derece. Ya dayıcığım zaten bizim düğüne gelmek istemezdiniz. Yani bir olaylıydı. Mesela benim gelinliğim falan yandı ya. Önü yandı, fark edememişiz. Damat da oynuyor, moynuyor bir şey. Neyse ki bir akrabam eliyle müdahale etti. Eliyle şöyle şöyle yaptı da, neyse ki ben yanmadan kurtuldum. Ayrıca düğünü biz Himalaya'nın dağlarında yaptık. Biz oradan paraşütle Hint Okyanusu'na atladık, balinanın karnını yarıp orada nikah yaptık. Yani şöyle bir manzaraya gelin deseydim, gelecek miydiniz? Bak hala gelecek miydiniz diyor ya Mehtap. Bu kız beni hiç tanımamış. Dayısı,
dayısının antilopu. Evet. Ben Yeni Zelanda'daki bir düğün için köy kahvesinden otobüs kaldırmış adamım. Tabii ki gelirdik. Ben takı törenini sunarken yaptığım şakaları Cem Yılmaz yapamıyor ya. Canım sen bizi çağırsaydın altın bileziğimi alırdım. Paraşütte kolağı takardım, Hindistan'da gınanı yapardım. O balinanın karnındaki yavru balinaya elimi öptürürdüm ama çağırsaydın yani. Evet. Biz artık iyice sıkıldık senden. Evet. Boz. Ay dayı yapma Allah aşkına. Boz, boz. Ay çocuk gibi neyi bozayım? Ama Murat boz. Yine espri yaptım. Ya Gecil, bak dayı diyor ki boz diyor yani kuzandan ama, buna boz diyor. Ama. Diyor, ama Murat boz Murat diyor boz. Ya. Hani aslında o bir kişilik ya Murat boz. Ama ben diyorum ki hani boz diyorum. Bu hiçbir şey anlamıyor ha. Anlamıyor bilmiyorum. Neyse neyse. Siz burada beklerken ben böyle bir koala yaprağının içinde böyle damıtılmış çayın içine böyle hafif bal katayım. Size onu içireyim. Kola neyi yapacakmış? Bu kız adlı haller olmuş Bilal ya. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Kızım acaba bu damat nasıl biri? Ben çok merak ediyorum ha. Mehtap. Acaba kaç tane mendili var? Kaç çeşit halay biliyor? Tabii. 5 sene sonra kendisini halayın neresinde görüyor? Halay başı mı, ortası mı, sonu mu? Yani bunlar benim için çok önemli biliyorsun. Eczubillah emine şeytanım. Mehtap ölü kortlamış. Bilal şu an çok ürküyorum canım. Ben altıma ılık ılık ürktüm bile. Kızım bunlar yatırın üstüne mi ev yapmış? Bu çarşaf nedir? Nerede bileyim ya? Oy be! Merhaba. Ben damadınız İsmail. Ruhumuz kalbimiz sizi selamlıyor. Canım. Biz de sizi selamlıyoruz. Özellikle Yusuf'un size çok selamı var. Hangi Yusuf? Yusuf, Yusuf. Canım sen o çarşafı kurusun diye mi örttün üstüne? Yok, ben kapalı devre meditasyonla ilgileniyorum. Tamamen benim kendi tekniğim. Oh, oh. Buradan evrene sizi bana yolladığı için müteşekkir olduğumu, şükranlarımı bildirdim. Geldiğiniz için çok Tövbe. Allah, ne yapıyorsun oğlum? Allah, çocuğum. Ana, yavrum. Her yerde pozitif enerji var. O enerjileri toplamalıyım ben. Topla, topla, topla. Topla, topla. O enerjileri toplayıp benim evrene yaymam lazım. Evrene yaymam lazım. Ay, bu evren kim? Bu evren kimlerden? Kafamda deli sorular Mehtap. Ya Mehtap, biz sülalemizin en nadide parçasını kime vermişiz böyle ya? Bilal, bu damadı vallahi hiç gözüm tutmadı. Ben sadim bu 3 harflere karışmış. Yok yok, İsmail dedi 6 harfli. Tabii. Ya! Sen o 3 harfleri mi diyorsun? He ya he. Mehtap, kızım iyice korkutma beni. Bak buraya bırakacağım şimdi ha. Yok yok, sakın öyle bir şey yapma. Bizim ailemizin en nadide parçası ömrünü 3 harflere adamış Bilal. Öyle deme. Bak ne diyeceğim sana. Bunlara itiraf ettirirsen el kaçar giderlermiş. Şimdi ben okuyayım, üfleyeyim bir temizlensin çocuk yani, anladın mı? Okuyup üfleyecek gidiyorum. Satanama! Ay yine ne oldu yavrum çocuğum, ha? Bir yerden pozitif enerji bekliyordum, o geldi. Anladım. Sata, nama. O neydi? İleti raporu geldi. Bir yere pozitif enerji yollamıştım, onun geldiğini söyledi. Heh. Ben isterseniz size pozitif enerji yollayabilirim. Yok yok çocuğum, ben bıraktım ya. Ama sizin pozitif enerjinizde kaçak var. Bak ben onları al, her yerdeler. Oğlum ben her yerdeler. Enerji kullanamıyorum, bende çarpıntı yapıyor, çarpıntı. Yok, gerçekten onları bana ver, bak ben onları alırım. Alma, alma çocuğum. Sen ne yapacaksın onları Mehtap? Bu ne diyor ya? Dayıcığım, sen karmaya inanıyor musun? Karma? Evet. Yani karmaya inanmıyorum ama bence bir güç var yani. Karma derken oğlum sen şey mi diyorsun? Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca. Onu mu acaba?
Harika bir sinerjimiz oldu. Gerçekten üçüncü gözüm açıldı. Oh, oh. Üçüncü göz diyorum Ertan. Sus Bilal. Bunun bacakları da terstir, bakmasak. Yok yok, bakmıyorum. Hiç bakmıyorum da. Bak eğer üçüncü gözümüz açılırsa bunun... ben var ya bir çantayı böyle kafasına bunun indiririm. Tamam. Sen de vazoyu bıngıl da patlat. Tamam kızım, lütfen ya. Nasıl? Tanıştınız mı İsmail'le? Tanıştık. Ne değişik biri değil mi? Her tarafı böyle ışık saçıyor. Evet, biraz fazla ışık saçıyor kızım. Bunu biraz kıssak mı acaba? Bunun tasarrufları var, ondan mı alsaydın? Yeter. Benim kardeşim vardı yakışıklı, Metin, Metin. Ne? Metin, Metin. O böyle güzel bir arabamız, son model, pek de yakışıklı. Hani bizi çıkışta almaya gelecek. Ha, ne yapayım canım Metin'i şimdi? Metin de kim ya? Metin kim? Allah Allah. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor bu? Pozitif enerji buradan full çekiyor. Sattan amma dindayı. Ulan oğlum. Ulan ikide bir bağırıp durma. Vallahi ayakkabını köselesini sana bir tane yapıştırırım şimdi. Evren'e arkadan yollarsın mesajını. İn bakayım şuraya. Otur. Dayısı. Ne bu hareketler? Söyle bakayım sen nesin, necisin bir anlat yavrum kendini. Asatata. Dayıcığım. İsmail uzun yıllar Amerika'daydı. Orada yoga, koç, kaptoriç, maçık gibi böyle çeşitli dallarda kendisi çalıştı. Fakat şu anda kendisi aslen yaşam koçluğu yapıyor. Koç! Koç, işte bana koçla gel. Ha? Bu çocukta nazar var. Ya bir koç gitsek ya. Kim? Ama siz ne yapıyorsunuz şu anda? Bakınız böyle koç moç hayvanlar, büyük başlar falan değil. Et yemez o, vegan. Neymiş? Dekanmış. Ek iş yapıyor herhalde bu. Dayı sakın kıpırdama bak. Ben kaçak olan yeri buldum. Ne o? Dur. Ne yapıyorsun lan? Dur. Lan oğlum. Buldum. Vallahi. Mehtap. Yeminle buldum. Mehtap beni ele geçirdi. Mehtap. Çok güçlü yardım et. Aa. Aç. Açma. Aç. Mehtap. Aç. Mehtap. Aç. Dur. Ya bu nasıl bir teknik taktik ya? Ne yaptın arkadaşına? Çatralarını açıyorum. Açıldı mı Bilal? Bir belim koptu gibi. Peki İsmail, bunu nerede çalıştın ya? Ha, ben Uzak Doğu'da çalıştım. Uzak Doğu'da, nerede? Iğdır. Niye gittin Iğdır'a? Uzak Doğu diye dediler. Uzak Doğu oraya kadar... Ya kimseden yardım almadın mı? Anlamadılar. Ben Sanskritçe konuştum. Hiç kimse anlamadı. Sanskritçe biliyorsun sen. Yok, ben bilmiyorum. Biliyorum dedin. O bilmiyor, konuşuyor. Peki seni dinleyen olmadı mı? Bir yardım eden biriyle egzersiz yapmadın mı? Vallahi ben de kimse konuşmayacağım. Ben de kazlarla konuştum. Kazlarla konuştun. Ne konuştun kazla? Böyle... O arada ne dedi? O arada ne dedi? Sen kazlarla ne yaptın oğlum? Hayvanları rahatsız etme. Rahatsız etmedim, sordum. O öyle diyaloğa girince artık ben de devam ettirmek durumunda kaldım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. İyi, yine de bir tip çıkmış ortaya. Evet. O inmiş olsun mu artık? Yok, Bilal. Yok. İyi mi orada? Hiç sor adama ya. Yok, tamam. Yok. Aa, Mehtap. Mehtap beni ele geçirdi. Çabuk oku dua, çabuk. Aç o çakraları, aç. Ne? Aç o çakraları. Bırak lan. Aç lan çakraları. Kimseye çakramı açmamışım. Sana mı açacağım? Dayı. Dayı. Ne dayı? Dayı. Şakaya dikkat et. Efendim dayı, sen de. Dayıcığım, önceleri ilk başlarda zor gelir. Kızım? Sonra alıştıkça çok hoşuna gidecek bak. Hep isteyeceksin. Ya sen Nazım ne söylüyor ya? Sen Nazım ne söylüyor?
geliyor. Mehtap, o duayı çabuk oku. Tövbe de. Duayı tamamla artık ya. Çakralarını aç. Açma vallahi, bırakma. Bırak kocam ya, mısır püskürü ya. Ben bir işe başladım mı kesinlikle tamamını getiririm. Oğlum. Kapı çaldı, ben kapıyı açayım. Ya yeter ya. Şu metini bir düşüneydin. Gözünü seveyim, bir alıcı gözle bakaydın. Bu ne bundan kocam olur ya. Yahu ne metini ya, ne metini? Ben seçmişim zaten eşimi. Bak, şuna bak ya. Bana hala metin diyorsun. Bırak Allah aşkına ya. Hayır. Metin kim? Onun da böyle algıları benim gibi. Gönül gözü açık mı, he? Gel Metin, gel oğlum, gel. Hoş geldin. Açık, açık. Bırak sen şimdi gönül gözünü algıyı falan da, asıl senin kapın açık, ona bak sen. Aa, Metin. Metin kim ya? Yeter'e kör kütük aşık olan biri. Bak bu kör, bu da kütük. Metin. Oğlum biz seninle ne konuştuk? Gelip tebrik edecektin. Allah Allah, adamın yanında karısına resme şey yapıyorsun ya. Ya dayı, baksana sen bendeki şu gözlere. Bende şu fırça saçlı enayiye dayak yiyecek, enayiden dayak yiyecek göz var mı? Ha? Cevap vereyim mi? Yok. Yok yok, merak etmeyin. Benim ruhum kıskançlığa kapalı. Ben nasıl evreni seviyorsam, bütün evrende benim karımı sevsin isterim. Oğlum. Oğlum bak her yerde böyle konuşma. Vallahi adın çıkar. Yeter. Ne? Görmüyor musun kızım? Düpedüz sevmiyor ya. Ben sana kör kütük aşığım. Benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor işte. Ay Allah aşkına Metin ya. Ya hiç öyle şey olabilir mi? Yani bizim hayata bakış açımız aynı değil. Ben daha çok sofistike insanlardan hoşlanıyorum. Sofistike? He. Tamam kızım, işte benim baba tarafım sofistikeli. O siliklerin yanı değil mi ya? Ay satana batıvatçılay. Yeter artık, dayanamıyorum ya. Yeter be. Ah. Aga. Bak, o kör kütüğün kütüğünü... Bak, Gazi Osman Paşa çocuğuyum ben, o kör kütüğün kütüğüyle döverim seni. Ne diyorsun lan sen? Oh, İsmail, sen ne yapıyorsun, ne diyorsun ya? Ya yeter, ben seni ilk gördüğümde kör kütük bir gördüm böyle, dilim damağıma yapıştı, her şeyim karıştı ya. Anladım onu. Ben sana çok aşık oldum. Sordum bu kız nedir dediler. Dedim, dediler ki... Hocam heyecanlandı. Dedi ki yok yok. Dedi ki yok. Kafa karıştı. Onunla telafi edemezsin. Gel bir daha şeyden alalım. Neyden? İsmail sen ne yapıyorsun ya? Yeter. Bak kızım, ben seni gördüğüm anda kör kütük sarhoş ol... Sağ ol. Yeter. Oğlum o kör kütük benim ya. Yeter, şu çıkardığın sesler var ya. Bitirdi beni kızım, bitirdi. Ben seni ilk gördüğüm an aşık oldum. Yeah. Bravo, konuşabiliyor. Evet. Bravo. Evet. Dur, daha var, daha var. Sordum, soruşturdum. Dedim bu kız neyi sever? Enerji, sinerji sever dediler. Ben de bu yollara girdim. Yanlış rol model oluşturdum yani. Kusura bakma ama ben Gazi Osman Paşa'yı artık beni istemezsen geri dönüyorum. 55T'ye bineceksin, direkt kapısının önüne. Ya bırak be. Ben de sen seviyorsun diye öyle olmuştum be aslanım. Ya ben de istiyorum orama burama kına yakayım. Altın günlerine gideyim. Börekler, hamurlar, yufkalar. Oh be! Oh be! Oh be! Oh be! Aşkım! Aşkım! Tamam tamam, anladım. Sen Yeter'i seviyorsun, o da seni seviyor. Şimdi gözüme girdin be koç. Hoşça kalın hepiniz. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de
sen nesin?